G, merhaba. Merhaba Mertcan. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Şimdi bu hafta sana biraz e, farklı bir konuyla geleceğim. Hazırsan söylüyorum konunu. <laughs> sanatçı nedir? Yani nasıl sanatçı olunur? Yani mesela sende de şey var mı işte? Benim ilham perilerim var. İşte gece 3'te gelirler, işte 5'te giderler gibi bir şey var mı? Kısacası sanatçılık nedir? biraz tersten bir cevap vereceğim sanırsam. Direkt ilham pellerinden gireceğim. Ee, ben de aslında tam olarak öyle bir şey yok. Zaten genellikle e, bakarak bir şeyleri çizdiğim için e, o yüzden ilham pelleri gibi bir durum yaşamadım hiç. Ama e, etrafıma baktığım zaman arkadaşlarım ya da başka e, sanatçılar Gerçekten de öyle bir gecede oturup ya da bir saat oturup çok güzel, birden çok güzel işler çıkartanları hatırlıyorum. Ki daha önce bunların hikayelerini de çok dinlemiştim. Bazıları hani o sürecinin yarısını hatırlamadıklarını bile söyleyenler oldu. Bunu daha hiç ben yaşamadım ama yaşamak isterim gerçekten de. Sanatçı olmak sadece bir şeyler üretmekten ziyade fikirle o ürettiğini birleştirmek fikir daha çok ön planda çıkıyor özellikle şu dönemde bizim. Anladığım kadarıyla teknik bir hani sanatçısın. Mesela sana ben desem ki bana bir gitar çiz. Sen sadece gördüğün gitarı çizebilirsin. O zaman aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani bu sürrealistler falan nasıl ortaya çıkıyor? Yani adam sonuçta sen tabii ki de bu senin görüşün. Mesela sana sorsak sürrealist çalışabilir misin? Görmeden çalışabilir misin? Görmeden hep çalışmak istemişimdir aslında. Bunu e, küçüklüğümden beri hep görmeden yapmak, görmeden çalışmak istemişimdir. Ama e, onu yapabilmek için ilk başta gerçekten görerek çok güzel çalışmam gerektiğini fark ettim. Ve daha bunun kendine yeterli bulmadığım için e, sürrealist çalışmayı düşünmedim. Şu anda düşünmüyorum aslında. Pek ilgimi çekmiyor benim... E, benim yapmak istediğim şey belki olmadığı için ilgimi çekmiyor ama yapan arkadaşlarım var. Gerçekten bir tane e, çok güzel heykeller yapan arkadaşım var. Sürolik çalışıyor biraz. Peki diyelim ki böyle hani sen dedin ya işte sanatçı işte ben görüyorum teknik çiziyorum işte görmeden olmaz. En azından kendin adını öyle konuştun. Peki okul ne yani? Sanatçı mesela sanatçı şey ya hani böyle bir adam var sanatçı işte yani hani öyle bir okul falan yok ama şimdi bunun okulları var. Hani eski mesela şey yoktu. Da Vinci işte bir anda çıkıp şey işte sanat okuluna gidip oradan şey olmuyor. Onların atölyeleri vardı. Usta çırak ilişkisi yürüyordu. Şimdi sen okuldasın. Mesela, sanat okulunda ne yapıyorsun? Sen gidiyorsunuz şey mi diyorsun? Mesela, Hı, bugün Neyi çizdirecekler ya da bugün ne çizeceğiz mi? Yoksa eski sistem mantığıyla işte usta çırak ilişkisi işte bir şeyler gösteriliyor ve siz de onu uyguluyorsunuz ya da ne bileyim bir kısmı size bırakılıyor siz onu mu yapıyorsunuz? Yani sanat okulunda ne oluyor? Yani şu an e, bizim gördüğümüz bildiğin hani herhangi bir derse girer gibi işte şunu yapacağız bunu yapacağız diyerek diyerek ee, bir konu veriyorlar ya da bir natürmer hazırlıyorlar onu yapıyoruz onun dışında usta çırak ilişkisi e, aslında kurmaya çalışıyoruz bunu e, bizim hocalarımız da yapmaya çabalıyor ve bu yüzden e, atölyelerde sadece tek bir derste iki sınıf birden ders koyuyorlar ki biz üst sınıflardan görelim onlardan hani nasıl yaptıklarını inceleyelim sonuçta sürekli yanımızda hocalar olmuyor ve birbirimize yardım etmemiz gerekiyor hani. Bunu kendimiz yapmaya çalışıyoruz ama eskisi gibi tabii ki de olmuyor. Olacağını da pek düşünmüyorum. Çünkü sonuçta oraya gelenlerin çoğu kişi üniversite bitirmek için gel geldiğini düşünüyorum ben açıkçası ya da öğretmen olmak için gelenler çok fazla. Usta çırak ilişkisinde ben bu konuyu gerçekten çok seviyorum çünkü sadece usta e, çıraktan ziyade ona hani bağlanıyorsun sadece senin senin bir hocan olmuyor ona farklı bir bağ kuruyorsunuz aranızda ee, ve sonrasında evliliğe kadar gidiyor herhalde <gülüyor> <gülüyor> dedin ya işte hani okulda bize işte usta çırak ilişkisi olması açısından üstlerle çalıştırıyorlar falan kafamı şu takıldı ya bu şeye dönüşmez mi? Ki nefrete evrilmez mi sonuçta hani sanatçı kaprisi diye bir şey var ya hani mesela üst sınıftaki insan işte sana neden yardım etsin sonuçta hani o, o da bir sanatçı ve bir ikinci sorum da şu e, bu keyif vermemezlik yapmaz mı yani şu, sonuçta sanat dediğin şey aslında biraz da keyifle alakalı ya hani her gün onu yapmak her gün e, o şeyde bulunmak belki şu an kullanacağım şey yanlış bir tabir olacak ama Hani seks işçisi gibi evet, Seks çok keyifli bir şey ama bunu iş olarak yapmak ne kadar keyifli. Yani gerçekten e, o şey periyot yormuyor mu yani işte hem e, okulunu okuyorsun, yani okulda zoraki bir eğitim var, hem de içinde bir sanatçı ruh var. Bu, bunu nasıl dengeliyorsun? Ben e, derslere giderken, okula giderken gerçekten çok eğlenerek gidiyorum ve e, sadece orada kendi seviyemden ziyade Üst sınıfların bulunması, alt sınıfların bulunması beni daha çok heyecanlandırıyor. Ve hani şöyle sadece üst sınıftasın diyerekten alt sınıftakilere bir şey öğretmezsin. Alt sınıftakilerden de bir şey görürsün. Bu şey mantıdır. Küçük çocuğun bir hareketinden yeni bir şey öğrenmek gibi aslında. Ben bu konu, bu konuda sıkılan kişiler olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de vardır. Ama ben bir şeyleri başkalarıyla paylaşmayı çok seviyorum. Özellikle bildiğim bir konu hakkında ve o karşımdaki istiyorsa bunu onunla paylaşmayı, ona göstermeyi çok severim. Ve asla bıkacağımı da düşünmüyorum bu konuda. Bu zevk beni sıkmaz ya. Hani gerçekten çok sevdiğim bir dal, çok istediğim bir bölüm. Bu kadar istediğimi fark etmemiştim. Sonra üniversiteye başladığımda gerçekten hayatımın sonuna kadar bunu yaşayabileceğim fark ettim. Peki şey dedin ya mesela bazıları öğretmen olmak için geliyor falan. Yani 9-5 ressam diye bir şey mi var? Yani mesela diyelim ki hani, hani mezun oluyorsun, bölümden mezun oldun işte. Yani 9-5 <laughs> öğretmen hani çalışmak ne demek yani hani anlamadım. Hani ayrı bölüm değil mi canım işte resim öğretmenliği? Ee, okulda akademisyen olarak kalmak isteyenler var. Formasyon alıp o şekilde öğretmen olmak isteyenler de var. Ben bunu hiçbir zaman düşünmedim hani öğretmen olmayı. Çünkü o saatler arasında çalışmayı hiçbir zaman istemedim. Devlete göre ya da herhangi bir işte o saatte çalışmayı hiç istemedim. Hep kendi istediğim saatte çalışmayı hayal etmiştim. Ki bu da biraz babamdan kaynaklı açıkçası kendi işini yaptığı için. O yüzden onlar hani düzenli bir hayat istedikleri için belki bu işi istiyorlardır. Yani asla yargılamam. Herkes kendini nasıl iyi hissettiyorsa o şekilde devam ederler. Ben o şekilde kendimi iyi hissettiğimi düşünmüyorum. Ve hani büyük konuşmak da istemiyorum ama e, o şekilde hayatımı devam etmek istemem. Onun dışında atölye açarım belki. Hani bir şeyler öğrenmek yani tabii güzel öğretirim. Bir o şekilde öğretmenlik yaparım ama gidip de işte sabah kalkacaksın akşam çıkacaksın yapamam. Peki bir şey soracağım sana. Hani evet. e, atölye açarım falan dedin ya işte nasıl oluyor yani mesela? Demek ki atölye açtın. Ne oluyor yani? Ya hep şey merak etmişimdir. Ressam nasıl para kazanır abi? Yani şimdi eskiden sipariş vardı. İşte ressama giderdi. Bilmem ne yapardı falan. Şimdi resim yaptırmakta hani şu an hani günümüz için konuşuyorum. Resim yapmak. Bak hani para kazanmak için değil hani gerçekten böyle hobi keyif ya da sanat için yapılacak bir şey ya hani bir ressam nasıl para kazanır abi ben nasıl para kazanacak maish nereden yatacak maish maish yok maish <laughs> ya bu konu hakkında çok ayrıntılı bir, bir bilgiye sahip değilim ama bu galerilerin içine girdiğiniz zaman onlara resim yapıp o şekilde satılma, satılmaya gidiyor tam olarak bilmiyorum açıkçası o konular hakkında bir fikrim yok. Yani şu an tek amacım daha çok kendimi geliştirmek olduğu için hani o sürece geçmediğim için araştırmadım açıkçası. Şimdi atölye falan dedin. İşte yetiştireceksin falan. Bu çok riskli bir iş değil mi yani? Tamam işte belki işte yetiştirdiğin insandan para alabilirsin ama sonuçta bir atölye yapacaksın. İşte o atölyenin giderleri var bilmem neleri var ve net bir gelir yok. Yani çok zor değil mi? Evet, gerçekten çok zor ama ben zorluklarını düşünmekten ziyade yapmak istiyorum ve bunu neden yapamayayım? Hani bir şekilde altına kalkarım diye düşünüyorum. O kadar hani zorluklarını düşünürsem, zorluklarına odaklanırsam yapabileceğime inanmıyorum zaten. Hani önemli olan doğru noktaya odaklanmak, doğru yerde istemek. Çok zor olacak büyük ihtimalle öyle bir şeye kalkışacağım zaman. Belki de çok az parayla girişeceğim. Belki de batacağım yani bilemezsin. Ama en azından denedim olayı Ben de çok güzel bir şey. Peki o zaman şunu sormak istiyorum ben. Sanatçı kaprisi diye bir şey var. Mesela bu kaprisi bir de bir sanatçı depresyonu diye bir şey var. Nasıl oluyor sanatçının depresyonu? Mesela resim çizememekten dolayı bunalıma girmek ya da aynı şeyi çizmek falan. Mesela nasıl davranıyorsun? Diyelim ki Çizemediğin için bir bunalıma girdin. Ne yapıyorsun yani? Hani bir de bana hep o komik gelmiştir. Hani resmedilen şey çok komik gelmiştir. E şarap, işte uzak evin penceresinden dışarıya bakar ve işte biri geldiği zaman şeyde işte beni anlamıyorsunuz. Siz beni anlamıyorsunuz. <laughs> Nasıl olacak? Öyle bir olacak? şey yok. Ben de öyle bir şey yok. <laughs> yani sanatçı defteri. Bir elimde kahve, diğer, diğer elimde fırça yanlışlıkla kahvenin içine batırıyorum. <laughs> Şarap yok. <laughs> Peki sanatçı depresyonu var o zaman yani. Yani çizemediğim zamanlar gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum hani yapamıyorum edemiyorum diye kendimi daha çok kötü yönde etkilediğimi farkına vardım ve bunu yaptığım zaman biraz da daha çok kendimi sıkıştırdığımı hissettim ve aslında kötü şeyler yapmıyormuşum onları düşünerek hani bir resim çizerken olmuyor diyerek ağladığımı hatırlıyorum ama beğenen kişiler çok çıkıyor mesela o yüzden belki de sıkıştığım zaman yapabiliyorum ki çok böyle zamanım olduğu zaman pek uğraşmam böyle sonda dakikalarda hep yaptığım için çoğu şeyi sıkışınca <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Yani sanatçının da son dakika yapımı. Gerçi bir şey diyemiyorum ya. Bazı insanlar işte uzun uzun düşünür ve yapamazlar. Bazıları hemen yaparlar. Bazıları da işte sıkışmaları ya da ne bileyim o. Bazıları da o durumun içine düşmesi gerekir. E o yüzden pek bir şey diyemiyorum. Şimdi her şeyi geçtik şimdi. Nasıl okuduğumuzu söyledik. işte. nasıl davrandığımızı, ileride nasıl para kazanacağımızı da konuştuk. Kazanamayacağımızı. <laughs> Daha doğrusu ya, nasıl kazanamayacağımızı <laughs> da konuştuk. Bir sanatçı bir günlük hayatında ne yapar? Yani ne yapar bir sanatçı? Bir günlük hayatın nasıl yani? Mesela diğer insanlardan farkın ne sanatçı olarak? Yani bence bir farkımız yok ekstra olarak. Çok fazla düşündüğümüzü söyleyebilirim. Yani kendim ve tanıdığım arkadaşlarımı ele alarak. Gece yastığa kafamı koyduğumda daha nasıl bir şeyler yaparsam daha iyi olurum. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl kendimi daha fazla geliştiririm? Ya da yemek yerken bazen aklıma geliyor. Diyorum ki ne yapsam daha fazla gelişirim? Hani sürekli böyle kafamda bunlar dönüyor. Onun dışında bence hayatımız normal ilerliyor. Ekstra bir farklılık yok ya da ben normal bir hayat yaşıyorum. <laughs> Peki. Her zamanki sorumuz. Hazır mısın? Evet. Bize sanatçılığı önerir misin? Sanatçı olalım mı ya da nasıl diyeyim hani okuluna mı gidelim? Ne yapalım biz sanatçı olmak için? Yani okula giderek sanatçı olamazsın. Okula giderek kendini biraz daha geliştirirsin, bir düzene sokarsın belki. Sonuçta e, okula her giden de sanatçı olarak çıkmıyor, sadece mezun oluyor orada. Önemli olan ne kadar e, çabaladın, ne kadar kendini ona verdin. E Tabii aynı zamanda yetenek de işin içine giriyor. Sadece çalışmak teknikle bitmiyor. Onun dışında çok fazla kitap okumak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Bu da benim için çok zor bir şey gerçekten. Bu konu sıkıntı çekiyorum mesela. Ve ömrünün sonuna kadar sürekli kendini geliştirmek zorundasın. Oldu bitti de tamam deyip oturamıyorsun maalesef. Sürekli ölene kadar daha fazla ne yapabilirim? Kafasında kendini daha fazla şey yapmak için zorluyor. Çok zor bir süreç gerçekten. Bunun farkına vardım. Bu sene özellikle farkına vardım. Korkutucu ama çok da güzel bir şey. Çünkü hayatının sonuna kadar bir amacın oluyor. Önerir miyim? Ne istediğinize bağlı. Yani mesela ben bu işten para kazanır mıyım? Çok zengin olur muyum? Hani vardı ya mesela Rönesans ressamları gibi işte böyle gidip işte şatolarda kraliyet ailesinin yanında yaşayabileceksem ben bu işe varım ama yok yaşayamayacaksam yani sonunda... Yani herhangi bir metroda insanların resmini beş dakikaya çizeyim, 5 lira alayım'a dönecekse teşekkür ederim, kalsın modumlayın ben. Ya bu biraz da şeye bağlı hani kişinin kendisine bağlı, kendi e, işini satabilmek de çok önemli. Onun dışında... Şu anki e, bir sürü zaten resim çizen, ressam olarak geçen bir sürü kişi var. Onların arasında kendini sıyır, sıyırabilmen gerekiyor. Fark yaratabilmen gerekiyor ki, e, onlardan bir farkın olsun, öne çıkman gerekiyor. Onları yapabileceksen neden öner miyim? O zaman senin hemen bir reklamını yapalım. Gel vatandaş, gel, gel, gel tablolara gel. Tablo <gülüyor> bedava. <gülüyor> bedava. <laughs> İki alana bir bedava. Gel. <laughs> Sonuçta sanatçılar aç kalmasın. Aslında 3 tablonun fiyatını bölüp <laughs> indirimler asla inanmıyorum bu arada. <laughs> İndirim diye bir şey yoktur bence de. O zaman her zaman sanat yapabileceğimiz bir günde görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.